Her maç gibi bu maçı da kazanmak istiyoruz. Evimizde oynamış olduğumuz ilk karşılaşmada Beşiktaş'a karşı kötü bir maç, kötü bir performans göstermemiştik. İyi oynamıştık ama ne yazık ki kaybetmiştik. Sonra iki tane deplasman maçı oynadık. Onları da kazandık. Çünkü bir maç oynadık, sonra bir araya girdik. Ondan sonra milli ara tekrardan oynadık. Ritim yakalamada biraz ne yazık ki zorluk çektik diyebiliriz ama en iyi şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu maçta da tabii ki kolay olmayacaktır. Konyaspor iyi bir rakip. Onlara karşı oynamak zor olacaktır. Ama biz antrenmanlarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Güzel bir hissiyat veriyor takımın antrenmanlarda göstermiş olduğu performans. Bu da beni mutlu ediyor. Bu maçtan da en iyi galibiyetle, en iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Ligde oynamış olduğumuz karşılaşmada gol atamamıştık. Daha sonrasında deplasmana gittik ve antrenmanlarda eksiklerimizi gördük. O ilk oynamış olduğumuz karşılaşmada eksiklerimizi görme fırsatımız oldu Beşiktaş maçındaki. Ona göre çalışmalarımızı yaptık. Ondan sonra Antep'e gittik ve orada güzel bir sonuç elde ettik. Kazandık. O eksiklerimizi en azından o maçta tamamlama fırsatımız oldu. Goller bulduk. Evet, geçen sene deplasman anlamında takımın bazı sıkıntılar yaşadığını biliyordum. Ama o Antep galibiyetiyle takımın bir özgüven kazanması çok çok önemli oldu. Deplasmanlarda göstermiş olduğu performans açısından. O galibiyet elbette bir sonraki maçın daha güzel bir şekilde geçmesini sağladı diyebilirim. Ve her zaman oyuncularımla da konuşuyorum. Nasıl kazanmaları gerektiğini onlara anlatıyorum. Nelerin eksik olduğunu, neleri daha iyi yapmamız gerektiğini onlara anlatıyorum. Takım olarak mental anlamda çok iyi bir durumdayız. Ve çok iyi, sıkı bir şekilde antrenman yapıyoruz. Dediğim gibi daha önce de basın toplantılarında belirtmiştim. Hafta boyunca oyuncularımın göstermiş oldukları performansa göre onların tekrardan kadroya girmeleri açısından onlar da bunun bilincinde. Hafta içi iyi antrenman yapacak olurlarsa kadroya girebilirler veya kadrodakiler yerlerini sağlamlaştırmış olur. Şimdi Konyaspor'a karşı oynayacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bir hafta içerisinde 3 maç oynayacağız. En iyi şekilde konsantre olmamız gereken maçlar. Öncelikle Emre Kılınç aramıza döndüğü için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bizim için bir opsiyon daha olduğu anlamına geliyor. Antrenmanlarda çok fazla çalışıyor, iyi performans gösteriyor. Kadroda olacağını söyleyebilirim ama oynar mı oynamaz mı tam olarak onunla alakalı net bir şey söyleyemem. Sonuçta bir hafta içerisinde 3 karşılaşma oynayacağız. Milli takımdan hemen hemen bütün oyuncularımız döndü. Lanu da yarın akşam bizimle birlikte olacak. Tabii milli takımdan dönen futbolcularımızla konuşmam gerekiyor. Onların nasıl hissettiğini öncelikle öğrenmem gerekiyor. Ne kadar süre aldıklarını zaten takip ediyordum ama bir de onların orada göstermiş oldukları performansı kendilerinden dinlemem gerekiyor. Cumartesi evet bir maçımız var. Mental anlamda çok güçlü olmamız gereken bir şey. Benim felsefemde de zaten güçlü olmamız gerekiyor. Felsefem gereği de en iyi mental anlamda, fiziksel anlamda o gücümüzü sahaya yansıtmamız gerekiyor. Tabii her maç gibi bu maç da benim için çok çok önemli. Deplasmanlardan iyi bir performans göstererek iyi sonuçlar aldık. Şimdi kendi evimizde bir karşılaşmaya çıkacağız. Taraftarımızı stadyuma davet ediyorum. Onların bizi itmesi lazım. Onların bizim itici gücümüzün olması lazım. Onlar bizim yanımızda olurlarsa, desteklerini esirgemezlerse, birlikte o birlikteliği sağlayabilirse kesinlikle sezon boyunca çok iyi sonuçlar alabiliriz.